Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasıl mutsuzum? Ben de çok mutsuzum. Çünkü başlıktan da göreceğiniz üzere bugün telefonsuz ve internetsiz bir gün geçireceğiz. Bu gerçekten günümüz için geçirilmesi en zor 24 saatlerden biri olabilir. Arkadaşlar çok fazla alıştık telefonla bir günümüzü geçirmeye. Kesinlikle. Bir güzel yanı var, gerçekten telefon ve internetsizliğin detoksunu yapacağız. Bu güzel. Her insanın aslında ara ara bunu yapması gerekiyor. Evet. Deyip ama ya da hani kendimi kandırıyorum. Kendini kandırıyorsun gerçekten de. Bunu başarabilecek miyiz bilmiyorum. Bence çok zor bir görev bizi bekliyor. Bu bir görev benim için. Ama şunu bil ki bir günden hiçbir şey olmaz. Bir gün içinde kendimize ayırabileceğimiz, yapabileceğimiz bir sürü hobilerimiz var ve normal hayatta yaptığımız şeyler aslında. İnternetsiz diyorsun var. Aradan interneti çıkartıyoruz. Mesela şu anda arkada gördüğün gibi televizyon var arkadaşlar. Evet. İnternet var. An itibariyle videoyu başladığımız için bence artık bunu kapatarak televizyon kapatılıyor. Hayır gitti. Hayır. Vay vay. Yani yapacak bir şey yok. Gerçekten yapacak bir şey yok. Maalesef ki. Yapma Burhan. Yapma bizi. Hayır. Çıkmıyor yani. Cebimden çıkmıyor. Belli bir mecbur para verirsem. Belki bir para verirsen çıkar. Enişte makas kesmiyor. TikTok, YouTube, Instagram şu an gitti. Gitti. Eyvah. Eyvah. Arkadaşlar biz telefonsuzken siz kanalımıza abone olmayı, Instagram adreslerimizi aşağıda yazan adreslerimizden bizi takip etmeyi unutmayın. Evet. Ay inanamıyorum. İnanamıyorum. İnanamıyorum teyze. Şu an bomboş hissediyorum kendimi. Dur daha bismillah. Daha ne boşu? Ben şimdiden boşluğa düştüm. Yapma. Bana yazan aşk olurum ben şimdi nasıl cevap vereceğim? Nasıl cevap vereceğim? Eyvah eyvah. Bu 24 saatin sonrasında vereceksin. Evet. Biraz şunu söylemek istiyorum Pınar. Ben açım. Her videoda olduğu gibi karnım aç başladım videoya. Güne başladığımız gibi bir şeyler yememiz gerekiyor bence. Ne dersin? Ya normalde bugün dışarıdan yemek söyleyecektik abicim ama bil bakalım neyimiz yok. İnternetimiz, telefonumuz olmadığı için artık elimizle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Benim canım çok patates kızartması çekiyor. Bir patates kızartması yer miyiz? Efsane gider gerçekten. Tamam o zaman. Ne diyorsun artık mutfağa geçelim mi? Mutfağa geçelim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar mutfaktayız. Artık yemek yapmamız gerekiyor. Bugün açıkçası biraz kolaya kaçmak istiyoruz. Karnımız aç. Evet kahvaltı yapacağız ama biz bunlarla genelde kahvaltı da patates de yiyoruz. Dedik ki neden olmasın? Fritöze atalım o pisti. Aynen öyle. Hemen hatta hemen çalıştırıyorum bunu. Bir an önce olsun patateslerimiz. Süper. Patates çıkartabilirsin. Pınar kırdın kırdın. Al vurdun vurdun. Al kırdın kırdın. Gerçekten de kırdım. Biraz fazla yapıyorum. Yap yap yeriz. Patates kadar güzel bir şey var mı arkadaşlar bu dünyada? Yok. Ya? Evet hemen çalıştırıyorum. Böyle çalışmaya dursun. Aa. Ne oldu buna? Yavrucuğum. Nazar değdi. Oh bir an çok korktum gerçekten patates yiyemeyeceğiz diye. Evet patatesten başka bir şeyimiz yok. Aa olsun. Peynir falan çıkartırım böyle arkadaşlar. O zaman sofrada görüşürüz. Evet arkadaşlar, sofradayız. Vallahi Pınar sadece patates demişti ama ben bir de bakayım dedim dolaba. Böyle gayet de kahvaltılık şeyler, işte sucuk falan buldum. Güzel bir kahvaltı bence bizi bekliyor Pınar. Arkadaşlar bu arada kahvaltı yapmadan önce şunu söylemek istiyorum. Biz bu videoyu çekerken şu anda Ramazan değil. Evet, evet. Sıvarcığım. Hazırsak bence başlayabiliriz. Aynen öyle. Yalnız evet. Öyle bir patates yaptık ki. Tabak zaten patatesten oluşuyor arkadaşlar. Boş ver, şaka daha gibi. Güzel, bayılırım. Yemeğe başlayabiliriz. Aşıktan bak şu öleceğim. An mesela hiç aklıma internet gelmiyor var ya, o kadar şeyim ki. Ay yemekteyken gelmez zaten. Bakın bakalım. Ne yapacağız şimdi peki abicim? Yemekten sonra. Hadi diyelim yemekte aklımıza geldi. Konuşamıyorum Pınar. O kadar acıkmışım ki. Ne yapacağız abicim? Ne yapacağız? Bakarız. Sokar yolunu bulur. Pınar inanabiliyor musun? YouTube'a başladı neredeyse bir yıl oldu. İnanamıyorum. Zaman o kadar hızlı geçti ki. Gerçekten aşırı hızlı geçiyor ya. Eskileri o kadar özledim ki. Bak şimdi konuşunca aklıma geldi. Buldum yapacağımız şeyi. Ne? Eski bebeklik albüm fotoğraflarımıza bakalım bence. Ne diyorsun? Çok mantıklı. Bence çok iyi olur. O zaman hemen yiyelim, albümlere geçelim. Evet canlarım, gördüğünüz gibi şu anda salondayız. Önümüzde albümlerimiz duruyor. Evet. Gerçekten daha bakmadan bile duygusallaştım. En son kimdir, ne zaman böyle fotoğraflara baktık hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu. Evet. Ve o kadar özlem duyuyorum ki, o bakmak bile çünkü insanın böyle eskileri dönmesine yetiyor böyle. Evet. Güzel hissettiriyor. Şu anda fotoğraf makineleri çok kullanılmasa da telefonlarımızın bu fotoğraf çekme özelliği aslında ileriki zamanlar için efsane anılar bırakıyor. Kesinlikle, orası öyle. Eskiden ama tabii fotoğraf makineleriyle çektiğimiz için arkadaşlar bunları hep albüm dönüştürüyorduk bu şekilde. Şimdi bunlara biraz bakalım. Hadi bakalım. Sen bir tane al, ben bir tane alayım. Bakalım bakalım. Ay Allah'ım. Arkadaşlar, bakar mısınız? Bunlarla böyle çok küçük. Bakayım. Bak. Ay çok tatlı ama bizim burada bebeklik hallerimiz de daha var. Daha da mı küçük var? Tabii. Ya inanamıyorum Pınar, baksana. Çok güzeliz ya. Ben de bunları göstermek istiyorum. Şuna bakın.
Allah'ım öleceğim. Nasıl abim sıkı sıkı sarılmış bana. Hiç kıskanmadın mı beni o zamanlar ya? Allah seni hani günler geçse de yıllar geçse de her zaman aynı sevmişim. İşte arkadaşlar bilir kardeşlerin küçüklüğü. Ay harbiden. Şu halimize bakar mısınız? Böyle minnoşken bile arkadaşlar beni sevmiş bakar mısınız? Ama yapmadım. İkon musun be? Aa! Gözlüğüme bak ama sivrisineğe benzemişim. Çok tatlı bir sivrisinek. Bakıyorum. Bu albüm bitti. Hemen buna geçeyim. Canlarım şuna bakın. Pınar'ın mutluluğu. Doğum günü hediyelerim. Sanki arkadaşlar şu an kargolarım kapıya gelmiş gibi hissettim. Aynı o mutluluk. O mutluluğun var. Yemin ediyorum o mutluluk. Nerede görsen tanırım. Abime şimdi size tatlılığını göstereceğim. Şu haline bir bakın. O zamanlar gerçekten abi ayrı bir tatlılığın var bu arada. Çok yabancı vari bir tipin var yani. Hiç Türk demezdim senin çocukluğuna. Turuncuymuşsun bildiğin. Bir de senin cin bakışların peki. Bakın Allah aşkına. Yani mutsuzluğun peki. Ben böyle düşünüyorum. Olamam yani. Düğüne gidiyorduk abi o gün. Benim mutlu olmam gereken yerde. Anksiyete işte küçükken düşünsene. O istemezdik arkadaşlar böyle bizi ailelerimiz götürsün düğünlere falan. Bunu göstermem gerekiyor. Pınar'ın birinci sınıfı. İlk günü. Mutsuzluğuna şu an fotoğraftan bakarsanız. Bakayım. Ağlıyordum ben. Ay. Sınıfa girmeden önce ağlıyordum arkadaşlar. Annemden ayrılacağım diye. Çok mutsuz. O psikoloji o kadar kötü ki. Bak ağlarken şu halime bakın. Nasıl mutsuzdum anlatamam. Bir de size bir şey söylemek istiyorum. Allah aşkına şu fotoğrafa bir bakın. Bu pastayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Pastanın içine annemler Barbie sokuşturmuş, tamam mı? Barbie'mi soktukları durumu görünce benim mutsuzluğu görüyorsunuz. Mutlu olmam gereken yerde nasıl mutsuzum? Bakayım. Abi Barbie'yi yiyemem ki ben siz. Niye pastanın içine sokuyorsunuz? Lütfen yapmayın. Çocukluk travmam. Pınar'ın tatlılığı der susarım. Ya. O saçlarım, o şeyim. Vay be. Arkadaşlar abimi görüyorsunuz. Bakın küçükken bile piyano çalıyor. Bu arada babam ona küçükken kulaklık takardı ve yabancı şarkılar dinletirdi. Hiç hatırlıyorum. Babam hep anlatır bunu. Evet. Ve o zamandan beri sende o müzik aşkı her zaman var müzik bu arada. Müzik sevgisi zaten bence benim o zamanlardan geliyor. Bence gerçekten. De. Çocukluktan da hani böyle yetiştirilir ya öyle şeyler. Evet. Gerçekten öyle olmuş. Arkadaşlar ortaokulda bir sınıfta şöyle görüyorsunuz. İzci kulübündeyim. Ya o gün bilmiyorum böyle gösterilmiş olduğu gün insan gerçekten gergin oluyor. Burada çok belli değil ama o günü çok net hatırlıyorum. Gerçekten gergindim. Çünkü o kadar insan seni izliyor falan. O zaman için beni yani bence şey etkilemişti. Bence de çok korkunç. Hatta bir şey söyleyeceğim sana. Peki arkadaşlar ben de bakın. Balerin. Ben de hep bale şeyine giderdim böyle. Hatta sonra folklorine falan da katılmıştım evet, böyle. Evet evet. Hayır folklor senindi, ben baleydim. Bir de dansözdüm. Çıkardım ilkokulda dans ederdim deli gibi o zamanlar. Anılar, ah be anılar gerçekten. Evet gerçekten anılar. Anılar. Ama çok iyi geldi. Gerçekten ben mesela şu an bu aktivite yaparken gram umurumda değil internet. Evet. Derken aslında ne kadar şu anda ihtiyacım olduğunu hatırladım Pınar. Evet abicim ve buraların tozunu almayı unutmuşsun. Baksana şuranın tozuna. Eyvah. Annem yemin ediyorum hani bize burayı temizlettirir normalde. Zaten temizleyeceğiz şu anda. Madem abicim albümlerimize baktık, eskiyi yad ettik şimdi. Temizlik zamanı mı diyorsun? Kesinlikle temizlik zamanı. Zaten yapacak bir şeyimiz yok şu anda. Bir planımız yok. Evet kesinlikle temizlik yapalım. Sen bir bez al buraları. Siz ben de süpür alayım yerleri sileyim. Arkadaşlar bunu sırf annem için yapacağım gerçekten. Ne kadar şu anda zor gelse de bir tık evi temizleyelim. Zaten şu an annem evde yok. Geldin en azından kadın eve temiz bulsun. Görmüş. Onu da yormamış olalım. Görmüş olsun. O zaman hadi temizlik malzemelerimizi alıp sizinleyiz. Eline çok yakıştı be bez. Bakalım güzel de alabilecek misin? Çok merak ediyorum abicim. Temizliğe hazırım Pınar, sen düşün. Ben düşünüyorum, ben makinemi aldım valla. Birazdan halıları ilk alınmış gibi en eski haline götüreceğim. Hadi bakalım, halıları döveceksin demek ki. Halıları döve döve sileceğim. Canlarım bence toz almak bu arada çok daha eğlenceli. Ben sevdiğim şeyi aldım, ona da istemediğim şeyi verdim. Ben de süpürge izliyorum zaten. Tamam güzel. Tamam, buradan başlamak lazım. Ay buranın bu tozu şöyle bir silkeleyeyim. Ey ne yapıyorsun ya, nasıl silkelemek? Sileceğim Pınar, ne istiyorsun işte? Hadi kıskanma. Hadi güzel sil. Anne bak gör çocukların nasıl çalışıyor. İnternetsizlik bize neler yaptırıyor arkadaşlar ya. Gerçekten yaradı bize. Aa kapattım yanlışlıkla makineyi. Burası tamam. Güzel oldu.
Arkadaşlar şu an biraz televizyonun altını temizleyeyim dedim. Buralar da bayağı tozlu. Gerçekten. Bakın yemin ediyorum PlayStation'ın burada şu anda konsolun. Hani görüyorum, dokunuyorum ama oynayamıyorum. Çok saçma ulan buradasın, dokunamıyorum. Çok saçma. Çok acı verici. Şu an temizlik yaparken bir kere daha bu bana vurdu açıkçası. Yarın PlayStation oynayıp böyle o özlemimi gideririm diye düşünüyorum. Evet abicim bugün yok yani. Yok telefonumuz yok. Televizyonumuz yok. Ondan sonra internetimiz yok. Ne yapalım arkadaşlar? Arkadaşlar, İyi yapıyoruz işte. Bence gayet güzel oluyor. Aynen. Dinleniyoruz yani. Peki sana bir şey söyleyeceğim abi. Sadece arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? Tek halıdan çıkana. İnanamıyorum. Şaka mıdır bu pislik? Arkadaşlar bu arada ev temizliyoruz falan sanmayın. Bu arada her gün temizliyoruz normalde. Her gün neredeyse temizleniyor bu ev. Babam temizliyor, annem temizliyor. Biz de mesela haftada bir kere zaten biz de hani salon anneme yardımcı oluyoruz çok yorulmasın diye. Ama bu halılar eski halılar olduğu için yani böyle Çin halılar olduğu için. Gerçekten her şekilde bir de yılların şeyi her şekilde çıkıyor yani. Yok bir de yakınlarda çok inşaat var. Onların tozu hep giriyor bizim eve. Ben bitirdim aşkım. Yoruldum Pınar. Gücüm kalmadı. O bezi sana şimdi ben yedim. Hayır sakın. Sakın. Hayır. Git vallahi yemin vallahi ediyorum. Alırım ben. Sen hayır. Nasıl suratımı atarsın ya? Atarım. Temizliğimiz bitti arkadaşlar. Terledim Pınar, terledim bak. Ay senin terlemediğimiz zaman dilimi yok. Yordun beni. Evi gerçekten incine cincine temizlettin yani bana. Yordun da ne güzel zaman geçiriyoruz işte. Hem temizlik yapıyoruz hem evin işini yapıyoruz. Hem de kendimiz vakit geçirmiş oluyoruz. Ne var bunda? Bana 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 bana. Arkadaşlar şimdi benim aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Bence oyun oynarsak zaman güzel geçebilir. Ne oyunu? Oyun dolabımızda çok eskiden kalma oyunlar var abicim. Doğru. O dolabı açacağım, bakacağım. Bakalım ne oynayabiliriz. Mantıklı. Ona bir bakalım. Ona göre birkaç tane oyun seçelim ve oynayalım. Ne diyorsun? Tamam o zaman oyunlarımızı seçelim. Evet arkadaşlar Pınar böyle dolaptan dart tarzı bir oyun buldu ki direkt dart... Üzerime yapıştırdı. Gerçi bana yapışır mı? Bana yapışır. Hayır mı? Benimki havlu kumaş ya o yüzden. Seni öldürürüm deli. Yapıştırma. Tamam, sen bana gösterdin böyle bir şey yapıldığını. Ya. Elimde kalıyor. Keşke ben de sana yapabilsem. Ya bak olmadığını bildiğin halde fırlatıyorsun bana. Denemek istedim. Sen bu yeteneklerini bence şu dart tahtasında kullan olur mu? Dart değil bu. Bu oyunun dart, adı ne? Dart. Bunda puan alamayacaksın ama. Ya sus. Puan alamayacakmışım arkadaşlar. Çok kesin konuşuyor. Ben başlıyorum. Topu var mı İleriden, sana? Hayır daha ileriden atacağız. Öyle, öyle kolay bir mesafe değil. İleriden atan en büyük puanı alan da kazanıyor. Tamam sen bilirsin. Toplam puanım. Karşımdaki rakibimi geçerse ki geçecek. Bunu da göreceksiniz. Ki geçemeyecek. Ki geçecek. Göreceksiniz. İlk atışı ben yapıyorum. Geçerse kazanan ben oluyorum. Hazır mıyız? Başlıyorum. 5 puan. Dalga geçme kırarım kafanı. Toplayacağız puanlarını. Tahtayı kırdın Pınar. Tamam 5 ve 10 attın. Diğer atışın ben için bekliyorum. Ben saymam en baştan getir. O tahtayı düştü bir kere. Öyle bir şey yok. Hayır ya getir. 50 atmaya çalışıyorum. Tam ortaya atacağım arkadaşlar. Hazır mıyız? Vallahi atacağım. Bilelim. Öyle bir şey yok. Öyle bir Kurdum şey acıdı. Yok. Kurdum acıdı ne yapıyorsun ya? Abartma. Git al topları hadi. Evet arkadaşlar bu biliyorsunuz ki 5'te kalmış şöyle. Sen oynattın onu. Hayır. Çizginin üstündeydi. Tamam arkadaşlar size kaçta kaldı bilmiyorum ki tam hadi yükseğe bak, verelim. Yemin 20, ediyorum 20. 10, 30, 40. 40 puan tamam, sıra bende. 40 puan. Hadi yiyorsa yap daha iyisini. Hadi göster boş kendini. Boş yok arkadaşlar her şekilde 40 puanı geçeceğim. Ha, kolaydı. 20 puan tek atışta. Aa! 30 puan son tahtamı koy yerine. Arkadaşlar son atışım. Hadi at bakalım. İnanamıyorum. Şu an 10 atarsam kazanmış olmuyorum çünkü Pınar da 40 puan yaptı. Bu atışın her şekilde 20 ve üzeri olması gerekiyor. Hı. Yaparsın. Hadi yapamam. 20 puan! Ah! İşte bu! 50, 50, 50! Kazansın bu iş böyle olur. Yapılır arkadaşlar. Kazansın olur. Sıradaki oyunda ben kazanacağım. Evet arkadaşlar kazanacağımız oyuna geldim. Kazanacağımız derken ben ve bizi bahsediyorum. Pınar hariç tabii ki de. Kazanan ben olacağım. Tuttuğun şeyi almak zorundasın. Başka bir şey kararını veremiyorsun. Düşüren kaybediyor zaten. Klasik bir oyun bu. Taş kağıt makas. İlk başlarım zaten. Tek seferlik taş kağıt makas. Hayır de. Zaten ilk başlarım istemiyorum taş kağıt makas. Ben istiyorum. Kolay olanı ben alacağım ilk başta. Taş kağıt makas. Bay bay. Ay Allah'ım bu çocuk beni öldürecek arkadaşlar. Oh. Bu kolay tabii daha ilk taşını aldım. Hoppa. İşte nereden alacağım şimdi ya? Bir stres oldum şu anda çok fena. Çok yukarılar hareket eder. Ortalar fena değil gibi düşünüyorum. Problem çözüm yapıyor sanki arkadaşlar. Deli edecek. Buradan bir tane alıyorum.
Çok yanlış yerden aldım bu ne arada. Ne alaka? Seni sıkıntıya soktum. Bak ben gayet de koydum. Beni sıkıntıya hiçbir şekilde sokamazsın da sen. Bak şimdi. Düşür. Hadi düşür. Elleyemezsin onu. Ellemedim zaten. Bravo. Bir dakika dur. Bunu koyacağım daha. Sakin olur musun? Arkadaşlar Pınar zaten bunu çıkartmıştı neredeyse. O yüzden ben direkt bunu alarak kolay bir hamle. Bilerek sakat yerlerden alıyor arkadaşlar. Sırf bana zorluk olsun diye. Sırf. Ama inata inat değil mi? Görüyorsunuz bakın nereden bak, çıkarttım. Tırnağıyla böyle soktu elini ortaya. Abi! Ne diye elliyorsun benim denge oyunuma? Hop. Biraz sinirlisin. Sinirlendirdin beni ya. Sabah beri her şeyi kazanırdı. Yani kaybedebilirsin. Oldu. Çok normal bir şey kaybetmek. Hayır değil. Şunu şuradan alsam ne iyi olur. Ay elledim. Ve aldım da. Alama inşallah. Dök. Allah'ım lütfen. Şimdi seni bir sıkıntıya sokayım da gör. Hayır. Dur bitmeden dokunamazsın. Ha senin bitmedi mi? İnanamıyorum. İnanamıyorum. Kurtuldum. Lütfen düşür. Lütfen düşür. Öyle kolay değil. Allah'tan tırnaklarım var arkadaşlar. Tırnaklarımın etkisini görüyorsunuz. Onlar sayesinde ne kadar güzel oynuyorum. Düşün. Ben yalan yok. Yanlış yerden aldım. Şuranın haline bir bakar mısınız? Tek bir tane bırakmışım. Şu an yıkıldı yıkılacak. Tamam beni sıkıntıya soktun. Seni sıkıntıya soktum. İnşallah dökersin onu. Daha altı daha mı mantıklı olur daha mı üstü? Her yer sıkıntı. Hani bu teklinin altına da alsam? Şükür. Bak, bak ya. Döndü gene geldi bana. Peki, peki. Büyük bir hata yapıyorsun. O hatayı ya da düzeltiyorum. Sen anlayamazsın onu. Ay çok stres bastı şu an beni yemin ediyorum. Düştü düşecek vallahi. Düştü düşecek abi hadi. Bak düşüreceksin öyle hareketler yapma. Elledim bir kere zaten onu alamazsan. Dur hareketin! Yapınar! Dur! Hiçbir o gözümdeki korkuyu gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani hani ben hala alabileceğime inanıyorum lütfen. Ay, bir sessizlik ama ya. Sus bir anlatıyorum be. Hadi tamam hadi. Hadi al bakalım. Alırsan helal olsun sana. Hadi düşüyor 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 düş 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 düş. İnanamıyorum. İnanamıyorum teyze. Mükemmel bir atlayış. Arkadaşlar bunu koyarken düşüyormuş bir de. Düşebilir. Ağırlık şu tarafta şu tarafa koyuyorum. Allah'ım. Şu an arkadaşlar bir üfürüğüme bakar. Bir üflesem şu an yıkılacak ve sıra Pınar'da. Gel gel gel. Gelmek istemiyorum. Fark ettim onu. Ama of ya! En kötüsünü bana bıraktı. O eli atlattım ya daha ben bir şey... Pınar. Eyvah eyvah. Onu elledim zaten. Hayır yıkılmayacak gerçekten. Burada yıkılmayabilir. Benimki de aynı böyleydi. Çok dikkatli olursan... Bıh! Bir şey söyleyeceğim bu arada yıkılacak harbiden. Yıkılacak. Sanki yıkılacak. Çekemiyorum, çekemiyorum. Çok kötü. Eyvah eyvah. Ve kazanan Burak Bilir. Çok yanlış tercihler yapıyorum bu hayatta ya. Canlarım iki oyunu da resmen ben kazandım. Evet Pınar yorumunu alalım. Vallahi arkadaşlar gerçekten üzgünüm. Ama yapacak bir şey yok. Oyunda kaybeden aşkta kazanır derler. Umarım yakında aşkta kazanırım diyorum. Beni delirtme. Aşmaş ne aşkı? Bana bir şeyin cevabını ver. İnsan bir tebrik eder abisini. Tebrik ederim canım abicim. Yakışıklı abicim. Canımsın. Ponçiyim benim. Bir sanki evet. Ama bir rahatsız etti seni kazanmam. Yani zaten hep her şeyi kazanmam beni rahatsız ediyor ama yapacak bir şey yok. Hayat işte. Niye ben sen kazansam mutlu olurdu. Hep bana gol atıyor. Aaa. Ya. Bir yalandan sanki tepki verdin. Pınar ya ben aşırı terledim. Evde bunaldım artık. Ha. Ne yapsak bir dışarıya mı çıksak? Bir şey söyleyeyim. Bir havama hava alalım bir yürüyüş yapalım. Çok çok iyi fikir. Ben de çok sıkıldım. Değil mi? Evet dışarı çıkalım. Montumuzu alalım şöyle bir yürüyüş falan yapalım arkadaşlar. Bence yani de. Çünkü ev ortamı bir yere kadar artık gerçekten bastı şu anda bizi yani. Bir böyle akşam yürüyüşü yapmamız yok mu? Çok güzel olur. Çok güzel olur. Aynen öyle. Çok iyi. O zaman montları giyiyoruz arkadaşlar. Birazdan sizinleyiz. Arkadaşlar dışarıya çıktık. Hava buz gibi ve yağmurlu. Şimdi evet. Hava akşam oluyor hava daha da soğudu olduğundan. Bu havanın şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Yağmurun böyle sesini dinlemek ve bununla birlikte yürüyüş yapmak bence çok güzel bir şey. Evet bir de beraber yağmurda ıslanmış oluyoruz. Aynen öyle. Yani bir de bugünü bu şekilde değerlendirmek aslında güzel oldu. Telefonsuz ve internetsiz yani yapabileceklerimiz hani bunlardı. Yürüyüş çok da güzel en güzeli. Oldu, şu an hava aldım. Evden bir çıktım yine kendime geldim. Evet gerçekten çok iyi geldi. Ama yine şu anda de ağaçların ortasında olmak. Böyle yeşilliğin içinde güzel oksijen alıyoruz arkadaşlar. Evet ama yine de arkadaşlar ne olursa olsun telefonsuz kalmak biraz acıtıyor kalbimi. Evet doğru söylüyorsun. Zor geliyor ama yani. Ama ben iyi dayandığımızı düşünüyorum ya. Bayağı iyi dayandık bu arada. Oyunlar falan oynadık çok güzel vaktimizi değerlendirdik. Aynen bence de çok güzel değerlendirdik.
O zaman biraz da şöyle yürüyelim. Vallahi tertemiz hava, mis toprak gerçekten kokusu çıktı böyle. Burnuma burnuma vuruyor. Yağmuru da özlemişim. Aynen öyle. Abicim anlat. Mutlu musun hayatından? Mutluyum. Telefonsuz hayatından. Ben bugün açıkçası çok daha zor geçeceğini düşünmüştüm Pınar. Tahminimden daha kolay ve iyi de sen bunu mesela oldu. Bir gün yaşadın. Evet. Bunu iki gün yaşayabilir miydin ya da yok, üç gün? Yok. O gerçekten zorlardı. Ama tabii, hani bir gün geçebiliyor muymuş arkadaşlar telefonsuz? Evet geçebiliyormuş. Evet evet. İçimize döndük. Yani böyle kendimiz aktiviteler falan yaptık. Ya benim için bu şekilde geçti Pınar yani. Ortalama diyebilirim. Bir tık zorladı ama seninle böyle aktiviteler yaptığımız için ve özellikle yanımda sen olduğun için zaman evet, gerçekten nasıl geçti anlamadım. Güzel kesinlikle oldu. Kesinlikle o yönden zaten bence de güzel oldu. Gel hadi at elini koluma. Koluna gireyim. Ben sana şunu soracağım. Pınar peki sen bir günden fazla dayanabilir miydin buna? Asla dayanamam. Peki bak sence hani bana şu an telefonumu ver. Direkt eve çıkarım telefonumla. Gezinirim, oynarım. Keşfetlerde takılırım. Yani hani daha fazla dayanmak istemiyorum aslında. Ne kadar iyi bir şey de desem o kadar alışmışız ki çünkü arkadaşlar. Alıştığımız şey olduğu için evet, biraz yadırgıyorum yani. Doğru haklısın. Ay saçlarımın düzlüğü bozulacak bu yağmurda. Bir şey olmaz abartma ne güzel işte. Oksijen alıyoruz, güzel yürüyüş yapıyoruz. İyisine iyi de kötüsüne kötü yani. Pınar gel biraz sağda yürüyüş yapalım ya. Hadi girelim. Vallahi güzel olur. Sana bir şey daha soracağım. Ha. Sence telefonumuz olsaydı biz seninle böyle doğa yürüyüşü yapmak için dışarıya çıkar mıydık? Asla yapmazdık. Bu arada evet. O yüzden çok iyi oldu. Saçma mı o bozuk seni taşımaz ha? Nasıl bozuk ya? Bu arada kim bu bozdu bunu? Kıyamet. Benim oyuncağıma. Çok soğuk Pınar. Ay, gel gerçek biraz koşalım ısınalım. Ay gel. Gel dur bekle park edeyim. Park edecekmiş. Hadi gel koşalım. Yavaş hadi tempo. Sanki her zaman yaptığımız şey. Yemin ediyorum telefonum olmasa asla yapmam böyle bir şeyi. Çok iyi geldi telefonum ama. Telefonum olsa asla yapmam böyle bir şeyi. Olmasa da Allah korusun dağlara taşlara. Abi bence dondu abartıyor. Ellerim. Gel sana süreceğim. Hayır. Gel. Uzak dur benden. Zıplayıp elleyebilir misin şu potayı? Aynen kanka ellerim. Zıplarsan bence elleyebilirsin. Dur deneyeceğim. Asla inanmıyorum. Bakalım yapabilecek mi? İyi zıpla ama. Koşacağım. Ankara mes, Ankara mes. Ay. Fail yapamadım. Arkadaşlar bir de ben deneyeyim. Rezilliğim. Şey diyormuşum ben zıplamadan da yaparım. İndir potayı bari aşağı ben de değeyim. İpi ellediğim için bayağı su aktı arkadaşlar gördünüz. Parmak ucuna kalkarak elleyebiliyorum. Bir de atla bakayım. Seni kaldırayım sen elle. Hadi. Beni kaldırabilir misin? Taşıyabilecek miyim Pınar'ı? Beni kaldıramaz ki. Nasıl yapacağım? Bacaklarımla. İşte yes, bu. Yes! İşte bu. Hadi bırak. Ay. Ay! Yüzüme geldi bütün pis sular. Çamur. Allah kahretmesin çamurum bulandı. İçime girdi. Pınar. Ay Allah'ım nereden ya aklıma böyle bir şey yapmak değil geldi mi? Gel yürümeye devam. Koşmaya devam durmak yok. Uhu. Paçalar ıslandı. Her yerime kadar suyum abi ya. Yeter bu kadar hadi. Abicim bu kadar yeter. Çok güzel şu anda aşırı mutluyum. Arkadaşlar benim şu anda size olan sevgim kabardı. Şu anda buradayız. Neredeyse bir yıldır YouTube'da sizinleyiz. Ben tekrardan size çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Bu yolda bizi yalnız bırakmadığınız ve bizimle yürüdüğünüz için gerçekten iyi ki ama iyi ki varsınız. Bizim için muazzam bir video oldu. Normal hayatta yapmayacağımız şeyi gerçekten bu içerikte yapmış olduk. Bir günümüzü bu şekilde geçirmiş olduk. Zaten akşam oluyor. Bence gayet de güzel bir şekilde bunu başardık. Kesinlikle başardık. Evet. Ben de inanıyorum buna. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere aşıklar. Hepinizi dünyalar kadar çok seviyoruz. Hepinizi çok öpüyoruz. Hoşçakalın. Burhan artık telefonları alabiliriz bence. Evet bence de. Vermeyeceğim. Nasıl ya? Ne demek? Nasıl vermeyeceksin? Ne demek? Kapıyı kapatıyor bir de. Şaka mı bu? Hayır. Abi telefon. Yapma. Hadi alo lazım telefon bize. Telefon. İnternet.